Ya, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahli ukbeten min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Fatiha suresinde Errahmanurrahim ayetinin izahı. Tefsir Allah Teala buyurdu ki Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanurrahim. Yani Errahmanurrahim Allah Teala'nın uca lafzının sıfatıdır. Errahmanurrahim Allah Teala'nın uca lafzının yani sıfatıdır. Errahmanurrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyenden sonra Allah Teala yani bütün hemze Allah'a mahsusudur ki Errahmanurrahim. Bu uca yani lafzın neydi? Yani sıfatıdır. Ve Rahim ise hemçinin. Allah Teala'nın yani ve hemçinin yani uca olan Allah Teala'nın lafzının başka bir lafzının o da neydi? Yani sıfatıdır. Yani Errahmanurrahim ile Errahmanin ve Errahimin ne kimi farkları var? Yani Errahman yani geniş rahmet sahibi demektir. Errahim ise yani yalnız Allah Teala'nın istediği şahslara yani çattırdığı rahmettir. Herkese verilecek. Ama Rahman sıfatı ise yani genişti. Hatta bu dünyada fasika, facire, kafire her bir kese o sıfat yani Allah Teala'nın o rahmet sıfatı her bir kese bu dünyada çatır. Bu ayanın faydalarından bu iki kerametli yani adın Allah Teala'na ispat olunması yani bu ayelerden çıkıyor ki buradan fayda çıkıyor ki demeli Allah Teala bu iki adla yani Allah'ın bu iki adı ispat olunuptur. Errahmanurrahim yani Allah'ın yani Errahman ve Rahim yani adları var. Hemçinin bu Allah Teala Rahman ve Rahim adları rahmetin gerektirdiğini, ahate ettiğini ispat edir. Ki Allah Teala'nın yani rahmetin vesfi var ve hemçinin Rahman sözünden Rahman vesfidir. Rahim ise Allah Teala'nın fiilidir. Yani istediği şahslara rahmet çıkacak ikincisinde. Birinci adından ise rahmet sıfatı. İkisinden de rahmet sıfatı çıkır. Birinde umumu rahmetli, Er-Rahman diyende umumu rahmetli, Er-Rahim diyende hususu rahmet. Er-Rahman umumu her bir kese rahmandı bu dünyada. Yani rahimdi kimlere? Yalnız ahirette iman getirenlere. Müminlere. Hemşe faydalardan ikincisi odur ki enne rububiyyetul azze ve celle mebniyeten ala rahmetul vasi'a lil halil vasife. Hakikaten Allah'ın rububiyeti geniş rahmet üzerinde kurulup. Allah'ın rububiyeti geniş rahmet üzerinde kurulup. Çünkü Allah Teala dediği zaman ki Rabbil alemin kendi sayılan yes'elü menü ehadihi rububiyyet. Yani sanki soruşan soruşur ki yani bu rububiyetin növü nedir? Hansı rububiyettir? Yani hel hiye rububiyetun ahaz yani bu rububiyet yani götürülen bir yani ki yani rububiyet yani götürülür mü yoksa burada intikam almak mı yoksa yani rahmet yani rububiyet yani rahmet rububiyetidir mi veya da ki nimet vermek rububiyetidir mi? Allah Teala dalınca buyurdu ki Errahmanurrahim. Yani Ale Allah yani hemd alemlerin Rabbine mahsustur. Yani demeli Allah'tan başka her bir şahs ne sayılır? Her bir şey ne sayılır? Alem sayılır. Ve sonra Allah Teala buyurdu ki Errahmanurrahim. Yani demeli Allah Teala yani bütün mahlukatı yarattı ve hemçin eynilikte de onlara karşı rahimkardır, geniş rahmet sahibidir ve hususi de istediği kullarına rahmet sahibidir. Yani bu manada. Sonra Allah Teala buyurdu ki Maliki yevmiddin. Hesap gününün sahibi. Yani hesap gününün sahibi bu da hemşinin Maliki yevmiddin sözü Allah sözünün lafz-ı celalin neydi? Sifatidir. Ve burada Allah Teala buyurdu ki Maliki yevmiddin. Yani Maliki yevmiddin nedir? Din gününün sahibi. Yevmiddin diyen de İki şey başa düşülüyor.
Yani din gününün sahibi, yani kıyamet, yevmiddin yerinde burada iki vesf edilir. Yevmiddin yerine ya gasp olunur kıyamet günüdür, yevmiddin yerine ya gasp olunur yani bu dünyada ceza. Aydın oldu, bu dünyada ceza. Bir şeyh getirecek. Melki yevmiddin diyen yani kıyamet günü gasp olunur. Ve ikinci diyen de Melki yevmiddin gasp olunan oldu ki mükafat. Ceza manasında. İkisi de gasp olunur. Yani Melki yevmiddin ya da kıyamet gasp olunur. Melki yevmiddin diyen de din gününün sahibi diyen de artık burada yani ceza gününün sahibi. Yani gasp olunur. Bu ayede burada gasp olunan yani ceza gününün sahibi. Olur. Ona göre şeyh getirir ki buna göre Allah-u Teala yani ki mahlukatını yani cezalandırmaya malik olandır ve diyor ki ondan başka o güne hiçbir malik olmayacak. Yani malik yani bir şeye malik olan demek. Lakin iki cür kıraat gelip gelip ki bir gelip Meliki Yevmiddin, bir gelip ki Meliki Yevmiddin. İkisi de Kur'an kıraatidir. İki cür de gelip. Gelip Meliki Yevmiddin, gelip Meliki Yevmiddin. Ne kimi farklar var? Yani Melik Padişah demek. Melik ise Malik olan demek. Lakin bunların arasında fark var. Bunların arasında fark var. Her bir Melik Padişah, her bir Melik Padişah insana nispetle malik olmayabilir bir şeye. Padişahtı ama sabahati yoktu. Neyse malik olmakta. Aydın oldu. Veya her bir şeye malik olan padişah olmayabilir. Başçı olmayabilir. Misal için menyen şeylere malik ama prezident değil. Bak prezidentti ama malik değil o şeylere. Gücü çatmır. Aydın oldu. Ona göre melik ve melik. Lakin Allah'a nispette ise bu Allah'a nispette nedir? Yani Allah hem melikti hem malikti. Yani hem Allah Teala kıyamet günü yani melik olacak ondan başka ona gelecek. Eynel yani emlek. Hani o padişahlar? Eynel mülük. Hani o padişahlar? Menem diyecek hüküm veren. Menem büyüğün her şeye malik olan. Allah Teala diyecek. Allah Teala hem melikti hem malikti. Aydın oldu. Ona göre şeyh getirir ki demeli iki kıraatiyle cem etmenin büyük bir faydası var. Yani o demektir ki yani vahiy enne mulke melikehu azze ve celle melikun hakikiyun. Allah Teala'nın melikliği, padişahlığı hakiki olarak bir padişahlıktır. Yani çünkü yani mahluklara nispetle yani her hansı bir mahluk melik padişah olabilir ve lakin o şeye malik olmayabilir. Ve hemçinin ona padişah adı verilir. Ona padişah melik değilir. Lakin idareçiliği olmur. Ve insanlarda bu olur. Ve bazen görsen insan olur malikti, bir şeye malikti ama melik, padişah değil. Ve bu da insanlarda olur. Misal için yani umumi insanlar kimi bir şeye malikti ama görürsen ki padişah değil. Veyahut da olabilir ki yani padişah olsun ama her bir şeye malik olmasın. Ve lakin diyor ki Allah subhanahu teala Rabb ise diyor ki hem malikti hem melikti. Hem malik olandı hem de yani mülk sahibi diye yani, padişah. Faydalardan yani bu ayet Melik Yevmiddin yani ayetinin faydalarından biri de odur ki yani Allah-u Teala'nın yani padişahlığının yani ispat olunması. Hemçinin kıyamet günü yalnız onun padişahlığı olacak. Onun mülkiyeti olacaktır. Faydalardan ikincisi Allah-u Teala'nın insanları öldükten sonra diriltmesinin ispat olunması ve hemçinin onları cezalandırmasının ispat olunması. Çünkü Melki Yevmiddin diyen de din gününün sahibi
Yani ceza gününün sahibi diyen de artık bu ona işaretdir ki Allah-u Teala insanları yeniden diriltecek. Hesap için. Çünkü bu ayağın manası odur. Melki Yevmiddin, yani din gününün sahibi, yani ceza gününün sahibi. O gün ceza, mükafat olacak ve Allah-u Teala insanları mükafatlandıracak ve iyilikleri cezalandıracak. Diğer ayette Allah Teala buyuruyor ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bunun tefsiri oldu ki yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden, yani senden yardım dileriz. Burada demeli mef'ulün bihi öne geçirilir. Aslında böyle de demek olardı ki misal için na'budu iyyâke. Bu cümle de düzdü. Lakin bu hasri bildirmiyor. Na'budu iyyâke o demeydi ki ibadet edirik sana. Ama diyende ki İyyâke ne'abudu, bu ucu hasri bildirir. Yani senden başkasına ibadet etmiyor. Ama diyende ki ne'abudu İyyâke, onda sana ibadet edirik, bu ile yanaşı başkasına da ibadet edebilirsen. Burada hasri hususiliği, yalnız Allah'a ibadet etme işareti yoktur burada. Ama diyende ki orada artık yani İyyâke ne'abudu diyende yalnız sana ibadet edilir. Misal olsun. Ben diyelim ki burada Zeyd ayak üstedir. Veya Elçin ayak üstedir. Yani Elçin ayak üstte benim ikrar etmeyi. O demeydi mi ki burada Elçin'den başka hiç kim ayak üstte değil? O demeydi değil. Ben diyende ki Elçin ayak üstedir. Olabilir başkası da ayak üstedir. Ama ben diyende ki burada elçinden başka hiç kim ayak üstte değil. Onda o demektir ki ayak üstte bir tane elçindi. Bu hasir demektir. Hasiri bildirir. Yani elçinden başka hiç kim ayak üstte yok diyende ki burada elçinden başka hiç kim ayak üstte değil. Yalnız elçin de ayak üstte, bu hasiri bildirir. Elçin ayak üstte cemaatin içerisinde tek olandı. Ve eynilikte de biz diyende ki İyyâke ne'budu hasiri bildirir ki biz yalnız Allah'a ibadet ediyoruz. Tekleştiririk. İyyâke nesta'in yalnız, yani Allah'tan yardım dileriz. Bu manada. Buna göre şeyh diyor ki bunun manası o manaya gelir ki ne'budu, yani manası oldu ki biz sene, yani en kamil şekilde zelil olarak zelil olur. Çünkü ibadetin manası nedir? Zelil olmak demektir. İbadetin manası zelil. Buna göre dedi ki müminler görürsen ki diyor ki cesetlerinin içerisinde en şerefli olan yerlerini, en şerefli olan yerlerini, yani tapdalanmış yere koyuyorlar. Kime göre? Allah'a göre. Taptalanmış yere koyuyorlar. Alnımızı oraya koyuyoruz. Neye göre? Bu ne sayılır? Bu o demektir ki İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederek, yani en kamil zelillikle sana ibadet. Bu da demeli en kamil zelillik sayılır. Bir insan da ne kadar kamil olarak ve severek Rabbine ibadet ederse bir o kadar ucalar. Çünkü ibadetin tarifi budur. Yani zelillikle, tam zelillikle, tam sevgiyle, yani kamil zelillikle, kamil sevgiyle, yani Allah'a ibadet etmek. Bu artık nedir? İbadetin buna göre diysen din anlığı, yani torpağın üzerinde secde edirsen ve hem için anlığı o torpağa koyursan. Yani bunun da her bildiği ki Allah'a zelil olmak sayılır. وَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَالَ أَنَا أَعْتَيْتُكَ الدُّنْيَا كُلَّهَا وَاسْجُدْ لِي مَا وَافَقَ الْمُؤْمِنُ أَبَدًا. Yani diye eğer diyor ki yani bir insan derse ki ben bütün dünyanı sana veririm, bana secde et. Diyor ki mümin ebediyen buna diye muvafık olmaz. Buna uygun olmaz. Eğer o iman getiripse mesela o sadece ki bütün dünyanı sana veririm. Sen bana secde et. Yani iman getiren secde, sence bunu eyleyer? Yok. Çünkü gelirse kafir olar. Çünkü onun zelilliği bir tane Allah'adır. Allah'ın huzurundadır. Ve Allah'ın huzurunda olduğu için de o en
Yani üstün insanlardan sayılır. Ama insan Allah'a secdelemeyende Allah'tan başkasına secde edir. İstese de istemese de. Ya pula secde edir, yani ona bağlanır, yani ona ibadet edir. Ya gazına, ya narkotika, ya vazifeye, ya pula. Ha? Yani her bir şey. Eğer sen Allah'ın kulu değilsense, onda başka mahlukun kulusan. Mahlukun kulu da nedir? Zelillikti. Allah'ın kulluğu ise Allah'a ibadet eylemek. Zellik olsa da şereftir. Ama Allah'tan başkasına zelil olmaksa zelillikti. Ama Allah'a zelil olmak şereftir. Ucalmaktır. Ve ibadet de şeyh getirir ki ibadetin tarifini vel ibadetu tatlammenu fi'li kulli ma umira bihi. Yani ibadet Allah'ın emrettiği her bir şeyi etmağı özünde yani ahate edir. Ve hemçin Allah'ın qadağan ettiği her bir şeyi de terk etmeyi özünde ahate edir. Yani lem yekun kezalike felize bi'adin. Yani kim böyle olmazsa yani Allah'a ibadet etmiş sayılmıyor. لَوَ لَمْ يَفْعَلْ مَعْمُورَ بِهِ لَمْ يَكُنْ عَابِدًا حَقًّا. Yani kimdir emir olunanları yerine getirmezse o hakkıyla ibadet etmiş sayılmıyor. Ve kim dediği qadağan olunanları terk etmezse o da diyor hakkıyla ibadet etmiş sayılmıyor. Yani bir insanın hakkıyla ibadet etmesi emirleri yerine getirip qadağan ettiği şeylerden çekinmesi lazımdır. O zaman bu diyor ki ibadet olunana muvafık olmuş sayılacak. İbadet olunana yani şeriatın muradı formasında şeriatın yani istediği formada şeriatın bizden talep ettiği formada ibadet olunana muvafık olmuş sayılacak. Yoksa ki sen yani senden talep olunana ibadet etmiş sayılmırsan. Yani ibadet de ne demektir? Yani insanın emir olunanları ibadet yani senden neyi talep ediyor? Neye emir olunmuşsansa onu hayata geçirmeyi senden talep ediyor. Ve hemçinin neden qadağan olunmuşsansa senden onu terk etmeyi talep ediyor, gerektirir. Ve buna göre de diyor ki yani bu da Allah'ın yardımı olmadan bunu hayata geçirmek mümkün değil. Ve buna göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet edirik ve yalnız senden yardım dileriz. Demek ibadet yardım olmasa yani bunu yerine getirmek mümkün değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadiste diyor ki el mu'minul kavi hayrun ve ahabbu ila Allah min el mu'minid da'if. Güçlü mümin zayıf müminden Allah'a daha sevimli ve daha hayırlıdır. Ve sonra buyurur ki yani her birinde ne var? Ve fi kulli hayrun. Her birinde hayır var. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ihris ala ma yenfa'uk. Sana fayda veren şeye halis ol. Vesta'in billah. Allah'tan yardım dile. Ve la ta'ciz. Aciz kalma. Yani ibadet Allah'tan yardım dile aciz kalma. Yani demek ki ben bunu eleyebilmedim. Aciz kalma budur. Allah'tan yardım iste. Allah sana yardım eleyecek. Çünkü bu Allah'a daha sevimli ve daha hayırlı. Çünkü yani insan tek ibadet yani bir gün olabilir emir olunanları yerine getirsin. Sabah olabilir ki yani Allah'tan olan yardımını unutsun ve Allah'tan olan yardımını unuttuğuna göre de o emirlerde sabit kalabilmesin. Veyahut da qadağanlardan çekinsin. Sabah Allah'ın yardımını unutsun ve Allah'ın da yardımını insan unutarsa yani bu zaman yani bazen görsen insan neye göre bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği neye göre bunu Allah Teala buyurdu. Çünkü bazen insan emirleri yerine getirende, qadağanlarını çekinende ona ucup gelir. Özünü beğenmek gelir. Onu özünden görür. İnsan da bir şeyi özünden görürse Allah'ın yardımını unutur. Allah'ın da insan yardımını unutan da yani o emirlerde sabit kalabilmir. O qadağanlarından çekinmekte sabit kalabilmir. Artık ne olur? Yani öz nefsiyle kalır ve öz nefsine de kalan da artık ondan da daha olabilsin bazen şiddetli bir günah düşür, ucuba düşür. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vesta'in billah Allah'tan yardım dile ve aciz kalma. Ve sonra şeyh getirir ki ve buna göre de Allah Teala bunu diyor yani ki yalnız yani iyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in yalnız senden yardım dileyerek.
Yani mənası odur ki, lə nəstənə illə iyyəkə ələl ibadət. İbadət etməkdə yalnız səndən yardım diləyirik, başqasından yardım diləmərik, diləmirik. Çünki niyə? İbadətdə yalnız Allahdan yardım diləməlisən. İbadətdə yalnız Allahdan yardım diləməlisən. Yəni istəənə sözü də yəni yardım tələb etməkdir. Yəni ibadətlə Allah təala özünə ibadətlə yəni istəənən arasını bir-birinə cəm etdi. Və yaxud da ki, yəni Qur'anın başqa yerlərində təvəkküllə ibadəti və ya təvəkküllə istəənəni yəni bir arada yəni cəm etdi. Nəyə görə? Çünki bunlar bir-birlərini tamamlayır. Tək ibadət eləyə bilməzsən Allahın yardımı olmasa. Həmçinin tək təvəkkül eləyə bilməzsən Allahın yardımı olmasa. Çünki sən nə qədər təvəkkül eləsən Allahın yardımına ehtiyac var. Sən özün kimsən ki? Allahın yardımı olmasa sən təvəkkül eləyə bilməzsən. Çünki de ibadəti kamil formada yerinə yetirmək üçün yalnız Allahın yardımı lazım. Bu işi Allah'a havale eləməlisən və buna görə Allah'a təvəkkül eləməlisən. Onda artıq, yəni nə olacaq? Onda artıq ibadət ibadət olaraq sayılacaq. Və sonra şeyh gətirir ki, bunu ayənin faydalarından birincisi odur ki, ibadətdə ixlaslı olmaq. Çünki Allah təala buyurur ki, İyyəkə nə'budu, bu ixlas tərəfidir. Yəni yalnız sənə ibadət edirik. Bu da təqdimul məmul, məmulun da Allah təala önə keçirməsini, o feildən qabağa keçirməsini nəyi bildirir? İxlas bildirir. İyyəkə nə'budu. Yəni yalnız sənə ibadət edirik. Səndən başqasına ibadət edirik. Yalnız sənə ibadət edirik deyəndə bu nəyə işarədir? İxlasa işarədir. Yəni ki, faydalardan ikincisi yəni Allahdan yardım diləməkdə ixlaslı olmaq. Bu da həmçinin İyyəkə nəstəin. Yalnız səndən yardım diləyirik. Nəyə görə? Burada da Allah təala artıq məmulu, yəni ki, feildən önə keçirməsi. Bu da dedik ki, həsri bildirir, xüsusiliyi bildirir. Yalnız səndən yardım diləyirik. Yaxşı, burada sual ortaya çıxır ki, yəqin şeyx bunu gətirəcək. Yəni Allahdan bəs hansı aldı olar? Dörd şey varsa. Bəli. Allahdan başqasından yardım istəmək olar. Nə vaxt? Əgər yardım istənilən yəni birinci növbədə yəni diri olmalıdır. İkinci növbədə qadir olmalıdır. Üçüncü növbədə yanında olmalıdır. Dördüncü növbədə səbəb kimi tutulmalıdır. Bu dörd şərt üzərində yəni Allahdan başqasından yardım diləmək olar. Amma bunlar yoxdursa, bunlardan biri yoxdursa Allahdan başqasından yardım diləmək olmaz. Misal üçün diridir amma qadir deyil. Və qadirdir, amma orada deyil. Qeybdədir. Türkiyədədir, haradasa, Maxaçqaladadır. Ha? Və yaxud da ki, oradadır, amma onun özündən yardım istəyir. Onu səbəb kimi tutmur. Bu da problemdir. Çünki insanlar səbəb götürməkdə neçə qismə bölünürlər? Yəni səbəb götürməkdə qismlərə bölünürlər. Var ki, səbəb götürür. Şəriətin səbəb tutmadığı şeyi səbəb götürür. Bu nədir? Şirkdir. Səbəb özü iki yerə bölünür də. Yəni doğru səbəb, yəni yalancı səbəb. Yəni düzgün səbəb, batil səbəb. Düzgün səbəb odur ki, şəriətin səbəb tutduqlarını səbəb tutmaq. Şəriətin səbəb tutduqları nədir? Yəni iki növü var da. Yəni hissi şeylər, yəni mənəvi şeylər. Hissi şeylər nədir? Yəni timin, udul hind, bal, hansı şəriətdə gələn şeylər. Ha, bunlar hamısı zeytun, bunlar hamısı nədir? Və yax tip, tipin təsdiq elədiyi dərmanlar, hamısı nədir? Yəni hissi tərəfdən olan düzgün səbəblərdir. İkinci tərəfi isə mənəvidir. Quran, hədislər, Peyğəmbər s.ə.v duaları. Bunlar nədir? Mənəvi səbəbdir. Bunlar səbəbdir. İnsanın şəfa tapması üçün, yardım eləməsi üçün. Aydın oldu. Bir də var ki, yəni şəriətin ikinci qismi odur ki, şəriətin səbəb tutmadığı şeyləri səbəb tutmağa. Bu da nədir? Bunda da insanlar bölünürlər. Bunlara insanlar bölünürlər. Yəni, şəriətin səbəb tutmadığını səbəb tutmaq nəyə bölünür? İki qismə. Ya kiçik şirk olur, ya böyük şirk olur. Nə vaxt kiçik şirk olur, onun səbəb kimi, şəriətin səbəb tutmadığını səbəb tutsan, onda nə olur? Kiçik şirk olur. Misal üçün, dağdağan. Asır ki, evə səbəb tutub ki, yəni evə yəni, kimisə gözü dəyməsin. Bayaq nal, göz mıncığı, buynuz,
istiyor. Ha, her bir şey. Dağdağana istiyor her bir şeyi. Takır ki, asır ki neylemesin, göz değmesin diye. Bu nedir? Artık bunu sebep tutup. Ama lakin diyersek ki onun özüdür. Zararı defeleyen, onun özüdür. Menfaati getiren ondan ne olur? Büyük şirk. Büyük şirk olur. O insanlar o meselede bölünürler. Eğer bir kimse etse ki bes nice olur, nice değildir ki yani isteana Allah'tan yardım dilemekte yani yalnız yani Allah'tan yardım dilemekte ihlas eğer budursa bes nice olur Allah Teala bes Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve teavun alel birri ve takva yani yaxşı işler görmekte ve takva işlerinde birbirinize yardım edin. Yani burada Allah Teala ele bir ki birbirinize yardım etmeyi özünden başkasına dedi. Birbirinize yardım edin. Nece olur ki diyor ki burada yani Allah'tan da başkasının yardım etmesinin ispat Allah Teala ispat iki ispat olunması var. Nece ki hemşin hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişinin yani devesine yardım etmesi veyahut da ki onu yani üzerinde olduğu iken onu taşıması veyahut da ki onun yükünü o hemen yani onun heyvanla yani kaldırması sadaka dediği. Burada değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun heyvanına yardım etmesi. Yani minmesine veyahut da onu taşınmasına veyahut da mülkünü ona kaldırmasına ne dedi? Sadaka dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada demeli yardım etmek var. O da bayağı ki yani dediğimiz gibi. Cevap şerhtiki ki cevap odur ki isteana iki növe bölünür. Birinci tarafı odur ki yönetme yani yardım dilemesi. Yani o manada ki sen yalnız Allah'a yani itimat edirsen bu meselede ve senin etrafındakileri veya huttaki gücü özgüden uzaklaştırırsan. Ancak Allah'a itimat edersen. Bu hasti Allah'a mahsus olandı. İkincisi de şerikli olan yardımdır. Yani şerikli olan yardımdaki yani dedi hansı hallarda o dört hallarda şerikli olan yardım. Buna yani Allah'la yanaşıp başka bir kulun da sebep olarak yardım olabilir. Mesela yıkılmışsan desem ben kaldır. Bu da yardım istemektir. Veya boğulursan desen çimen adam var desen beni çıkar. Bu da nedir? Yardım dilemek, yardım talep etmek. Yani yardım talep etmek iki kere döndü. Ama oradaki Allah Teala buyurdu ki İyyâke ne'budu yalnız sen, İyyâke nesta'in yalnız senden yardım dileriz. Bu hansı yardımdı? Bu hoca artık hansı yardımdı? Yani yönetme yardımı. Bu has Allah'a mahsustur. Sen bunu Allah'tan başkasından isteyemezsen. Aydın oldu. Ama sebep kimi yardım dedik ki yani tutabilirsen. Ona göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki ve teavun al birri ve takva. Hayır ve yakşı işlerde ve takvalı işlerde birbirimize yardım edin. Neye göre? Çünkü bu ibadet değil. Başkasına o meselede yardım etmek ibadet değil. Aydın oldu. Yardımlaşmaktır. Yardımlaşmak da sağ Allah Teala emir edip. Allah Teala emir ettiğine göre bu öz özlüğünde bir ibadettir. Sen ama bunu ondan istemeğin, kömek etmeğin ona, yardım dilemeyin. Bu ibadet değil. Niye? Çünkü bu dört tane şart üzerinde olduğu için. Sonra gel sırat-ı müstakim. Allah Teala buyuruyor ki ihdine sırat-ı müstakim. Yani Meliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sonra da ihdine sırat-ı müstakim. Bizi doğru yola yönelt. Burada Allah Teala buyurdu ki ihdine sırat-ı müstakim. Bizi doğru yola yönelt. Sırat iki kıraatle gelir. İki kıraatle gelir. Bir var sırat sadnan, bir var sirat sinnen. Yani Kur'an'da ikisi de sabit olur. Yani nazil olan Kur'an'da ikisi de sabit olur. Sirat da nazil olur, sırat da nazil olur. Yani ince sinnen de nazil olup, kalın sadnan da nazil olup. İki rivayette gelir. Yaxşı bunların manası var. Eğer sadnan gelipse burada kast olunan nedir? Burada kast olunan yoldu. Veyahut da ki kast olunan hidayettir. Yani bir sırat diyen de yoldu, sirat diyen de sinnen diyen de yani yöneltme
hidayetidir. Hidayet iki cürde. Tevfik-i hidayet, yönetme hidayet. Sirat diyende, sinnen diyende yönetme hidayeti burada kast olunur. Ve Allah Teala buyurdu ki ihdine sıratel müstakim, bizi doğru yola yönelt. Yani doğru yola yönelt. Neye göre Allah Teala dedi ki doğru yola yönelt? Demedi sırata yönelt. Çünkü yani sıratlar müxtəlif, yollar müxtəlif. Sıratın mənası yol demektir. Yani sıratlar da yollar da müxtəlif. Burada ola bilər ki yol əyri yollar, ola bilər ki yol düz yollar.